Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 6. sınıf sosyal bilgiler kitabı 139, 140, 141 ve 142. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz gelecekteki yaşam metni. Evinizde kullandığınız teknolojik aletler günlük yaşamı nasıl kolaylaştırmaktadır? Teknolojik aletler günlük hayatımızı olumlu şekilde kolaylaştırmaktadır. İnsanlar teknolojik aletler sayesinde yaşamlarını kolaylaştırmışlardır. Teknolojik aletleri hayatımızdan çıkardığımız takdirde birçok bir şey bize zor gelecektir. Evimizde kullandığımız en basit teknolojik aletler bizim hayatımızda önemli yer kaplamaktadır. Şöyle düşünürsek evimizde bulunan en başta elektrikli çalışan teknolojik aletler olmadığını düşünelim. Birçok işimiz zorlaşır. Aydınlatma için kullandığımız lambalardan, iletişim için kullandığımız telefonlara, çamaşır, bulaşık makinesine, besinlerimizi sakladığımız buzdolabına kadar, mutfakta kullandığımız robotlara, evi temizlemek için kullandığımız elektrikli süpürgeye, dünyadan haber alabilmek için kullandığımız televizyon, radyo, bilgisayar gibi iletişim araçlarına hepsi bizim faydamız için. Dünyanın bir yerinde olan bir olayı anında canlı olarak duyar veya izleyebiliriz uzakta olan büyüklerimize, yakınlarımızı cep telefonlarımızdan yüz yüze görerek konuşma imkanımız da sahibiz. Gördüğümüz gibi teknoloji hayatı kolaylaştırır, ayrıca tasarruf yapmamızı da sağlar. Son yıllarda çıkarılan yeni model çamaşır makineleri, bulaşık makineleri su tasarrufunda ve elektrik tasarrufunda büyük etkendir. Bilimsel ve teknolojik gelişmeler sonucunda elde edilmiş ürünlerden bazıları aşağıda verilmiştir görselleri inceleyiniz. Bu ürünlerin bizlerin yaşamını nasıl etkilediği hakkındaki düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Evet, tekerlek, ampul, telefon ve steteskop. Birinci resimdeki bir tekerlektir. Tekerlek dünya tarihindeki en büyük buluşlardan bir tanesidir. Tekerlek sayesinde ağır taşınamayacak büyüklükteki yükler taşınmış. Bir yerden bir yere giderken bir kişi at veya yaya olarak giderken bu icatlar atların çekebildiği birçok insanın veya yükün taşına, taşınabildiği araçlar üretilmeye başlanmıştır. Günümüz dünyasında ise tekerleği olmayan neredeyse hiçbir hiçbir şey yoktur. Arabalardan evimizde kullandığımız beyaz eşyalara, yolculuk yapmak için kullandığımız bavullara kadar hepsinin tekerleği vardır. Tekerlek insan gücünü en az kullanarak iş yapması olanağını sağlamıştır. 2. resimdeki bir ampuldür. Ampulün icadı Edison tarafından yapılmıştır. Ampul sayesinde bugün insanlar karanlıklarda oturmamaktadır. Aydınlatma için büyük bir devrimdir. Evlerimizden sokaklara, şehirlere, dünyanın tamamı buluş sayesinde aydınlatılmasıdır. Ampuller evlere aydınlattığı gibi uyarı cihazları da kullanılmaktadır. En basit trafik lambalarında, işaretli levhalarda ve hava alanlarında pistlerin aydınlatılmasında lambalardan yararlanılır. Üçüncü resimdeki bir cep telefonudur. Cep telefonu son 50 yıl içerisinde icat edilmiş kablolu telefondan bağlantısız baz istasyonları aracılığıyla dünyaya bağlanabilen teknolojinin en ileri düzeyidir. Bugünkü cep telefonları sadece insanlarla konuşmamızı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda video fotoğraf çektiği gibi sizi görüntülü olarak karşı tarafla yüz yüze konuşmanızı sağlar. Cep telefonunuz varsa oyun oynayabilir, sosyal platformlarda gezebilir veya internet üstünde araştırmak istediğiniz herhangi bir konuyu istediğiniz yerden bir kütüphaneye gitmeden araştırmanıza imkan tanır. Cep telefonu doğru kullanıldığı takdirde insanın yararına bir icattır. Dördüncü resimdeki bir steteskoptur. Bu cihaz vücut içerisinde ol oluştu, oluşan sesleri dinlemek amacıyla kullanılan tıbbi bir cihazdır. Bu cihaz sayesinde doktorlar vücut iç organlarını dinlemeyi başararak rahatsızlığa hızlı şekilde müdahale etme imkanı bulmuşlardır. Mars'ta su bulunmasının gelecekteki yaşam üzerine etkileri neler olabilir? Astronot Thomas gezegenine ayak basma için 15-20 yıl kadar zaman bulmakta fakat Mars üzerinde su bulunması burada bir yaşam olduğunu gösterebilir. Zira akan su yaşam için gereklidir. Biliyorsunuz ki dünya üzerinde yaşam suda başlamıştır. Su yaşamın temel kaynağıdır. Su olmadan hiçbir canlı yaşayamaz. suya bağlı olarak yaşam formları oluşur. Gelecekte Kızıl Gezegen'de hayat olup olmadığını bu araştırmalar sonucunda ortaya koyulacaktır. Mars'ta su bulunması burada bir yaşam formunun oluşmakta olduğunu gösterilebilir. Mars'ta gelecek yıllarda insan kolonileri yerleştirilerek Su sayesinde bitkiler yetiştirilebilir. Bitkiler oksijen üretimine imkan verir. Su, oksijen ve bitkiler sayesinde besin oluşur. Bu sayede azot döngüsü ve oksijen döngüsü oluşmuş olur. Bir gezegenin yaşanır olabilmesi için azot döngüsünün ve oksijen döngüsünün mutlaka olması gerekir. Bu döngüler tamamlandığı takdirde Mars'ta hayat başlayabilir. 3 boyutlu yazıcıların yaygınlaşmasının gelecekteki yaşam üzerine etkileri neler olabilir? 3 boyutlu yazıcılar ilk olarak 2007 senesinde piyasaya sürülmüştür. Araştırma enstitüleri ve büyük şirketler dışında küçük ve orta seviyeli girişimciler bu teknolojiye ulaşabilmişlerdir. Gelişmekte olan bu cihaz henüz insanlara tam olarak ulaşmamıştır. Bu cihazı birçok şirket, üniversite ve şahıs teknoloji üretimi, modelleme, eğitim ve küçük parçalarının üretimi için kullanılmaktadır gelecekte 3 boyut teknolojisi medikal ve biyoteknoloji sektöründe kullanılmakta, yapay organların üretimleri için insan hayatlarını kurtarmalarına kesin gözle bakılmaktadır. Dünya çapında bazı laboratuvarlarda organların üretimi deneysel olarak başlamıştır. Ek olarak yapay damarlar, kebik parçaları, biyonik göz, biyonik kulak gibi birçok fonksiyonda üretim araştırması, araştırma geliştirme halindedir. Gelecekteki kullanım alanlarının bir tanesi de uzay kolonisi inşaatı için 3 boyutlu kabiliyeti robotlarının kullanılması olarak öngörülmektedir. Mars ve Ay yüzeyinde bulunan toz ve toprak kullanılarak potansiyel Korelilerin imarı olacak bu, şekil, bu konseptleri inşasında 3 boyutlu yazıcılar kullanılacağı öngörülmektedir. Gelecekte daha hafif, daha sağlam, daha ucuza üretilmiş uçaklarla karşılaşacağız. Bu da uzun vadede az yakıt tüketimini kolay bakım, çok daha hızlı üretim ve daha az maliyet demek olacak. Madenler doğal kaynaklardır. Siz de biliyorsunuz ki dünya üzerinde bulunan doğal kaynaklar zaman içinde tükenebilir. Bilim insanları bu tehlikeye karşılık alternatif kaynaklar bulmak için çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmalardan en öne çıkanı ise asteroid madenciliğidir. Mars ile Jüpiter arasında yer alan gök cisimlerine asteroid adı verildiğini fen bilimleri dersinde öğrenmiştiniz. Bilim insanlarına göre dünyada kullanılan çok sayıda maden asteroidlerin yapısında bulunmaktadır. Asteroidlere uzay araçları göndermenin asteroidlerdeki madenleri çıkarmanın mümkün olduğu düşünülmektedir. Gelecekte asteroidlerin yapısında bulunan altın, gümüş, platin, nikel, alüminyum, demir ve kobalt gibi maddelerin elde edilerek insanlığın kullanımına sunulması planlanmaktadır. Gelecekte yapısında bulunan altın, gümüş, platin, nikel, demir ve kobalt gibi maddeleri elde eden ilk ülkeler diğer ülkelerin önüne geçecektir. Çünkü madenler bu ülkelerin tekeline girdiği için bu madenlerin ham maddelerini almak isteyen ülkeler bu ülkelerle arasını iyi tutmak zorunda kalacak, istedikleri fiyatı da vermek zorunda kalacaklardır asteroid madenciliği bir sektör haline gelecek uzayda insansız hareket edebilen robotlar asteroid üstünde maden kazıları yapacaktır. Günümüzde kalp yetmezliği yaşayan insanların önemli bir kısmı yaşamlarını kalp pilleriyle devam ettirebilmektedir. Kalp pillerinin kullanım ömrü sınırlıdır. Bu nedenle kalp yetmezliği olan hastaların belirli aralıklarla ameliyat edilerek kalp pillerinin değiştirilmesi gerekir. Bu soruna çözüm bulmak isteyen Türk bilim insanı Canan daha deviren giyilebilir kalp pilini icat etti. Daha devirenin icat ettiği bu piller kalp yetmezliği olan hastaların kalbinin üzerine yapıştırılacaktır. Pil kalp ve diğer iç organların hareket enerjisini elektrik enerjisine çevirerek şarj edilecektir. Giyilebilir kalp pili takılan hasta belirli aralıklarla ameliyat olmak zorunda kalmayacaktır giyilebilir kalp pili sayesinde insanların artık kalp yetmezliği diye bir sorun ortadan kalkacaktır. Çünkü giyilebilir kalp pilleri insanın vücudunun hareketine göre şarj edilecektir. Bu da hareketli olan vücutta pillerin ömrünün daha uzun olacağı anlamına gelmektedir. Bu buluş sayesinde insanlar daha emin şekilde hayatlarını sürdürebileceklerdir. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.